Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok değerli konuklar, hoş geldiniz. Bugün heyecanımı mazur görün. Bugünü çok bekledik. Bugün bizim için çok önemli, çok özel bir gün. Bu anı, bu günü bizimle paylaşarak varlığınızla onurlandırdınız. Teşekkür ediyorum. Rotary'nin kurucusu Paul Harris, bir kış günü diktiğiniz fidanın tutup tutmayacağını bilemezsiniz. Ancak üzerindeki ilk kırmızıkları gördüğünüzde görkemli bir ormanı hayal edebilirsiniz demiş. Biz tam 10 yıl önce Mikader adında bir fidan diktik. Fidan tuttu, yeşerdi, gölgesini, esintisini, meyvasını, minik kalpler adını verdiğiniz çocuklara adayan bir ağaç oldu. İşte bugün burada kapaklı Mikader Rehabilitasyon Merkezimizin açılışındayız. Onu konuşuyoruz. Tam 2,5 yıl sürdü bu proje. Çok emek, çok çaba, sayısız toplantılar, uykusuz bırakan bütçe hesapları, Tekirdağ-İstanbul arası seferleri, ya olmazsa korkusu. Ama oldu, başardık. Ancak bu başarının tamamının Mikader'e ait olduğunu, Mikader ailesine ait olduğunu söylemek haksızlık olur. Geçen yıl Ay Yapım Show TV içeride dizisi ve oyuncularıyla Mikader İçeride adında bir proje yürüttük. 6 ay süren kapsamlı bir proje. Bu kurumun bu hale gelmesindeki başarının mimarlarından biri de isimleri bu projenin ürünü olan içeride binasındaki panoda isimleri yazılan proje partnerlerimiz ve yüce gönüllü bağışçılarımızdır. Bu başarının sahibi yoğun çalışma temposuna rağmen sizinleyiz diyen sanatçılarımızın, oyuncularımızın başarısıdır. Bu başarı 2 yıl üst üste Mikader için, bu merkez için, çocuklar için sahne alan Kenan Doğulu'nun başarısıdır. Bu başarı, bu inşaatı tasarlayan, kotaran ellerin başarısıdır. Bu başarı, buraya maddi manevi her türlü desteği sağlayan, emek veren herkesindir. Dilerim bugün açılacak olan kapaklı Mikader Rehabilitasyon Çocuk Destek Merkezi'nin kapısı, minik kalpler adını verdiğimiz çocuklarımızın temiz, pırıl pırıl geleceklerine umuda açılan kapı olur. Ülkemizin yarınlarına bir armağan olur. Bugünü bizimle paylaştığınız, bize destek olduğunuz, elinizi bizden çekmediğiniz, bize inandığınız için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum tekrar ve şunu da bu güzel günde söylemeden geçemeyeceğim. Buradan bu ülke için, bu ülkenin yarınları için şehitlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum. Sevgi ve saygılarımla.